3DS Max içerisinde sahnemizi hazırlayıp direkt render etmeyiz. Sahnenin son halini renderde test çıktıları alarak kontrol eder, sahnenin ışık oranını ve gölge seviyelerini ve varsa cam malzemelerin kırılma değerlerini en doğru sonucu alana kadar değiştiririz. Tüm bu işlemlerde ise test renderlerini kullanırız ve final çıktığımızı da bu şekilde alırız. Ancak 3DS Max içerisindeki tüm bu fiziksel sahne değerlerini sadece renderde elde edebiliriz gibi bir yaklaşım da doğru olmaz. 3DS Max bize bu bilgiler üzerine fikir verebilmek için sahnede kullanılmak üzere bazı özellikler sunar. Bunlar en başta ışık değerleridir. Yani sahnede bir cisim oluşturup sahneye bir ışık eklersek bu ışığın cisim üzerinde ne gibi etkiler doğurduğunu render'dan önce viewport seçenekleriyle de önceden görebiliriz. Yine sahnedeki ambiyans değerlerini de render'dan önce görebiliriz. Sahnenin bu özelliklerini aktif etmek için önceden viewport configuration altındaki visual style and appearance sekmesi altında bulunan seçenekleri aktif etmemiz gerekiyordu. Ancak artık bu seçenekler tamamen yer değiştirip iki farklı kategoriye bölünerek farklı bir hal almış durumda. Buna göre sahnedeki ışığın fiziksel özelliklerini kontrol etmek için artık viewport altındaki Purview Preset alanında bulunan değerleri değiştirmemiz gerekirken, sahnedeki nesnelerin görünürlük durumlarını kontrol etmek için Purview Preferences altındaki değerleri değiştirmemiz gerekiyor. Şu an sahnemize bakarsak burada birkaç nesnemiz var ve sahnemizde herhangi bir ışık ve gölge değerleri yok. Çünkü bu ayarlar şu an kapalı durumda. Şimdi daha çok sahnedeki ışığı kontrol eden Purview Preset seçeneklerine bir bakalım. Bunun için Views ve daha sonra buradan Viewport Purview Settings linkine tıklayalım. Bu durumda bizi Purview Preset alanı karşıladı. Şu an burada View Setting Preset karşısında bir uçar menümüz var. Ve hemen altında birçok karışık seçenek mevcut. Bu noktada bilmemiz gereken şey, yukarıdaki uçar menüden herhangi bir preset yani bir ön ayar seçtiğimizde altındaki diğer bütün seçeneklerin de bu ayara göre belirleneceğidir. Yani aslında olaya şöyle baktığımızda gerek Autodesk Ray Tracer Render Motor olsun, gerek buradaki preset alanı olsun, Autodesk firması 3DS Max 2017'de hazır ayarlar oluşturarak kullanıcıları karmaşık tüm işlemlerden arındırmaya çalışmış durumda. Şimdi buradaki preset tırnağına tıklayalım isterseniz. Buradaki preset seçeneklerini incelediğimizde aslında bir level'ın söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani buradan performans seçeneğini seçtiğimizde aslında programımız bilgisayar kaynaklarını en az şekilde kullanacak ama interaktif sahne çok detaylı olmayacak. Fakat buradan High Quality seçeneğini seçtiğimizde bu durumda sahne eş zamanlı olarak en yüksek kalitede görüntülenecek fakat bilgisayar kaynaklarımız da yoğun bir şekilde kullanılacaktır. Şimdi High Quality'yi seçelim. Yine de sahnedeki hakim ışık ve gölge değerlerini artırmak istiyorsak Light and Shadow seçeneği karşısındaki X değerini artırabiliriz. Örneğin şu an burada 1x seçeneği mevcut. Varsayılan buymuş çünkü. Ancak biz daha kaliteli bir gölge ve ışık değeri istiyorsak buradaki x değerini 2x, 4x ya da 8 ya da buradan 16 seçeneğini seçerek artırabiliyoruz. Tıpkı oyunlardaki anti-aliasing x değerlerini artırarak oyunun kalitesini, grafik kalitesini artırıyormuş gibi buradan da x değerlerini artırarak bu işlemi yapabiliyoruz. Yine buradaki Ambient Occlusion seçeneğini kaldırırsak nesneler birbirlerini ışık bazında etkileyemeyecekler. Yani birbirleri üzerine çevresel gölge düşüremeyecekler. Buradaki Additional Parameters altından da Material Rendering Level seviyesini kontrol edebiliriz. Şu an yaptığımız değişikliklerin sahneye uygulanması için son olarak buradan OK butonuna tıklamamız gerekiyor. Bu durumda seçmiş olduğumuz preset her neyse sahnedeki nesneler bu presete göre ayarlanmış durumdalar. OK. Şimdi tekrar aynı yere gidelim isterseniz. Penceremizi tekrar açalım. Bunun için yine Views ve daha sonra buradan Viewport Purview Setting seçeneğini seçiyorum. Şimdi buradaki Material Override alanına bakalım isterseniz. Bu tırnağa tıkladığımda burada aslında iki seçenek olduğunu görüyorum. Bunlardan ilki Override with Fast Shader seçeneği. Bir ikincisi ise Override with UV Checker seçeneğidir. Buradaki Override sözcüğü etki alanındaki tüm nesneyi kendi özelliklerine göre tanımlayacağı anlamına gelir. Yani daha çok global bir ayar olarak düşünebiliriz. Misal şu an sahnemizde bir küremiz var. Bu kürenin rengi kırmızı olabilirdi ya da üzerinde herhangi bir map bulunabilirdi. Fakat bir materyalin bu özellikleri render süresini belirli oranda uzatmaktadır. Oysa sahnedeki bütün nesneleri tek bir basit materyal atarsak sahne daha hızlı render edilecektir. İşte buradaki Material Override mantığı da tam olarak bunu karşılıyor aslında.
Örneğin buradan Alright with fast shader seçeneğini seçelim örnek için. Okey. Artık sahnedeki nesnelerin üzerinde var olan materyaller ne olursa olsun, sahnedeki bütün nesneler material override karşısında seçmiş olduğum override with fast shader seçeneğine göre bir materyal alacaklar ve hepsi bu materyal tipinde görüntülenecekler. Buradaki amaç da sahnedeki nesneleri eş zamanlı olarak override alanında tanımlanmış olan fast shader material özelliklerini görüntüleyerek programın bilgisayar kanıklarını interaktif olarak, bakın render demiyorum, şu andan bahsediyorum, interaktif olarak kullanma durumunu kısıtlamak için yapılan bir şey aslında. Dediğim gibi listeden Override with Fast Shader seçeneğini seçtik. Bu durumda sahnede kaç obje olursa olsun ve üzerinde nasıl bir map bulunursa bulunsun artık Fast Shader materyaline göre görüntülenecekler. Şimdi OK diyelim son olarak bu durumda. Sahne ışıklarımızı da kapatalım isterseniz. Bunun için şuradan User Definite seçeneğine, linkine tıklıyorum ve buradan da tekrar Pair View Presets seçeneğini seçiyorum. Ve buradan da örneğin Illuminate karşısındaki seçeneği Default Light alıp OK seçeneğini seçiyorum. Bakın şu durumda artık materyalin üzerinde buradan preset'te tanımlamış olduğumuz, override alanda tanımlamış olduğumuz Fast Shader materyalini görüyorum. Artık kendi materyallerinde değiller, Fast Shader materyaline göre tanımlandılar nesnelerimiz. Ancak bizim materyalimizin gerçek hali bu değildi. Gerçek halini görmek için tekrar buradan Views ve daha sonra buradan Viewport Per View Setting penceresini seçeneğine tıklayarak penceremizi açalım. Ve burayı tekrar off konumuna getirip OK butonuna basalım. Aslında bizim materyalimizin gerçek hali görmüş olduğunuz gibi buymuş. Sahnedeki nesnemizin materyali buymuş. Ancak Fast Shader materyalini seçtiğimizde sahnedeki bütün nesnelerimiz maplerine ya da renklerine bakılmaksızın orada tanımlı olan Fast Shader materyaline göre tanımlanıyor. Amaç tabii ki nedir? Sahnenin interaktif olarak programın bilgisayar kaynaklarını en az kullanımını en az hale getirmektir. Şimdi aynı penceremizi tekrar açalım ancak artık Views altından değil, hemen şuradaki User Definite seçeneği altından tekrar Per View Preset linkine tıklayarak penceremizi açalım. Aslında buradaki alan bizim az önce preset seçtiğimiz alanla aynı yer. Fakat biz az önce materyaller üzerinde bir değişiklik yaparak preset'i bozduğumuz için artık buranın adı User Definite, yani kullanıcı tanımlı olarak değiştirilmiş durumda. Dolayısıyla bunu da yine bilmeniz gerekir. Okay. Material Override alanındaki bir başka seçenek ise Override with UV Checker seçeneğidir. Bu seçenek sahnedeki nesnelerin UV durumlarını görmemize yardımcı olur. Böylece sahnede UV haritası bozuk nesneleri görebiliriz ve nerelerinin bozuk olduğunu tespit edebiliriz. Şimdi listeden bu seçeneği seçelim ve OK butonuna basalım isterseniz. Bu durumda sahnedeki nesnelerin üzeri UV haritasıyla kaplandı farkındaysanız. Dolayısıyla bu seçenekle nesneye unwrap UV modifier'i atamadan nesnelerin UV durumlarını kontrol edebiliyoruz. Ve çok faydalı ve güzel bir özellik. Örneğin bakın burada bu box'ın şuralarında bir bozukluk var UV haritası seçtiğimizde. Burada box'ımızın ya da şu nesnemizin yine üzerinde bakalım bozukluklar. Evet şuralarda özellikle bozulmalar mevcut. O halde ben bu nesnemi herhangi bir UV haritası atamadan buradan direkt User Definite'a tıklayıp Per View Preset ve buradan da Override with UV Checker seçeneğini seçtiğimde sahnedeki nesnenin üzerinde UV haritasını görerek nerelerinin bozuk olduğunu ya da nerelerinin düzgün olduğunu modifier nesneye modifier eklemeden görebiliyorum. Okey. Son olarak şöyle ışıklarımızı da açalım isterseniz. Tekrar User Definite ve daha sonra buradan Per View Preset ve daha sonra Illuminate karşısından Sign Lights ve Material Override karşısından da bu seçenekleri devre dışı bırakıp OK butonuna basıyorum. Şimdi klavyeden C'ye basıp kameraya geçelim ve son olarak sahnemizin render durumunu inceleyelim isterseniz. Bunun için hemen toolbar'da yer alan Render Production butonuna tıklayabiliriz. Klavyeden F9 tuşuna basabiliriz. Yine klavyeden Shift ve Q tuşlarına basarak sahneyi render edebiliriz. Evet, şu an sahnemizi Autodesk Ray Tracer ile, yani Autodesk'in 3ds Max'e entegre ettiği yeni render motoruyla render işlemini tamamladık. Okey, kapatalım penceremizi. Klavyeden P tuşuna basıp perspektife geçelim tekrar. Son olarak viewport alanından High Quality seçip dilerseniz tekrar sahnenizi render edebilirsiniz. Şimdi ikinci kategorideki Per View Preferences seçeneklerine bir bakalım. Bunun için yine Views, daha sonra buradan Viewport Per View Settings seçeneğini seçiyorum ve Per View Preferences sekmesine geçiyorum.
Buradaki seçenekler sahnedeki nesnenin görünürlük durumlarını kontrol eden komutları barındırıyor. Preferences karşısındaki tırnağa tıklarsak sahnedeki nesneyi görüntüleyebileceğimiz çeşitli modlar olduğunu görüyoruz. Bu modlar viewport penceresinde de en sondaki köşeli parantez içerisinde yer alıyor. Yani şuradaki parantez içerisindeki seçeneklerle aynı şeyleri ifade ediyor. Buradaki edge face seçeneği yüzeyleri edge'lerle görüntülememizi sağlıyor. Yine buradaki selection bracket seçeneği nesneleri etrafında bir kare sembolü ile görüntülenmesini sağlıyor. Böylece nesnelerin eksenleri hakkında bilgi edinmiş oluyoruz. Ya da sahnede herhangi bir nesne seçilmişse bu nesnenin hangisi olduğunu görebiliyoruz. Etrafındaki bracketlardan yani işaretlerden. Yine display selected with edge face seçeneği seçili olan nesneyi edge'lerle birlikte görüntülememizi sağlıyor. Yine şey seçenekleri ise sadece seçili nesne yüzeyini ya da seçili nesne objeyi sahnede shade etmemizi sağlıyor. Yine Perspective Field of View seçeneğimiz var burada. Yani şuradaki Field of View aracımızla aynı seçenek. Bu seçenek kullanıcının sahneye bakış açısını ayarlıyor. Şu an burada farklı bir değer varsa bunu üzerine tıklayarak insan gözünün normal görüş açısı olan 45 dereceyi getirebilirsiniz. Okey. Dolayısıyla burada default shading alanından da sahnedeki nesneyi herhangi bir görüntüleme modunda görüntüleyebiliriz istersek. Örneğin wireframe, clay faced ya da bounding box gibi. Şimdi bu penceremizi kapatalım isterseniz. Buradaki çarpıya basarak ya da aşağıdan cancel butonuna tıklayarak. Az önceki seçeneklerin hepsine viewport alanındaki default shading alanından da erişebildiğimizi söylemiştim. Ancak öncelikle ışıklarımızı kapatalım isterseniz. Bunun için user define seçeneğini seçiyorum ve buradan Purview Preset ve daha sonra Purview Preset alanından da Eliminate karşısındaki Default Light seçip OK butonuna tıklıyorum. OK. Şimdi Default Shading altındaki seçeneklere bakalım. Burada örneğin Faceless seçeneğimiz var. Bu Faceless seçeneğimiz normal shading gibi çalışıyor. Yine burada Bounding Box seçeneğimiz var. Bounding Box seçeneği sahnedeki nesnenin shape'i yani şekli ne de olursa olsun onu bir kare olarak göstermemizi sağlıyor. Buradaki amaç sahnede çok yoğun bir sahnemiz olabilir ve sahnede birden fazla nesne olabilir. Bu nesneleri hepsini kendi formunda görmek tabii ki ekran kartını ya da programın bu kaynakları işlemciyi kullanma düzeyini artıracaktır. Ancak hepsinin şekillerine bakılmaksızın bir box haline getirirsek sahne daha rahat edecektir. Dolayısıyla bu durumlarda bounding box'ı kullanabiliriz. Bunun haricinde yine burada flat color yani düz renk var. Işık etkilerini düz olarak gösteren, shading olayını biraz daha kısıtlayan. Bunun haricinde hidden line ya da buradan clay seçeneğimiz mevcut. Okay. Burada yine stylized seçeneğimiz var. Örneğin sahnedeki nesneler üzerinde bir renk olsun olmasın. Yani bir material, sahnedeki nesnelere bir material atanmış olsun ya da olmasın. Buradaki stylized karşısındaki seçenekler nesneleri herhangi bir stil üzerine görüntüleyerek sahnenin render'da ya da çevredeki nesnelerin render'da nasıl görüntüleneceği hakkında bize az çok bilgi edinmemizi sağlıyor. Örneğin şu an buradaki nesneler üzerinde bir materyal var. Ancak ben hemen şuradan bir t-pot seçeneğini seçiyorum ve AutoGrid açıp şuraya bir t-pot yerleştiriyorum. Okey. Ve daha sonra t-pot'umu şöyle çeviriyorum. Şu an bu t-pot üzerinde herhangi bir materyal atalı. Ancak ben bu nesnenin render'da nasıl göründüğünü merak ediyorsam buradan default shading'e tıklayıp buradan sahneyi örneğin stylized altından grafite getiriyorum. Bakın şu an buradaki nesnem grafit moduna görüntüleniyor. Tabi bunlar hepsi birer ayrı stildir. Örneğin color pencil seçeneğini seçiyorum. Bu da farklı bir etki oluşturuyor. Ya da color ink ya da acrylic seçeneğimiz var. Ya da pastel vesaire. Dolayısıyla nesnelerin render'da nasıl görüntüleneceği hakkında az çok bilgi edinmek istiyorsak ve sahnemizde herhangi bir materyal ataması yapmadıysak bu seçenekleri de yine sahnemizde kullanabiliriz. Tekrar bunu default shading alalım. Buradaki değişimlerin render sahnesini etkilemeyeceğini bilmenizi isterim. Zaten farkındaysanız iki sekmede de en başından beri yaptığımız tüm ayarlar sadece sahnenin aktif görüntülenme düzeyini etkiledi. Hiçbir değişiklik render sahnesini etkilemedi. Tüm bunlara ek olarak istersek sahnedeki nesnelerimizi klavye kısalarını kullanarak çeşitli görüntüleme modlarını alabiliriz. Örneğin sahnedeki nesnemizi wireframe mod almak için klavyeden F3 tuşuna basabiliriz. Bu durumda nesnelerimiz wireframe moda geçmiş olur. Tekrar shading moda almak için klavyeden tekrar F3 tuşuna basmamız yeterlidir. Ya da sahnedeki nesnelerimizi edge face moda almak için klavyeden F4 tuşuna basmamız yeterlidir. Tekrar Edge Face moddan çıkmak için F4 tuşuna basmamız gerekir.
Böylece 3DS Max 2017 içerisinde bu alanda yapılan değişiklikleri hızlıca incelemiş olduk. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere, hoşça kalın.